Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce gelin biraz sohbet edelim. Dün çok zor bir gün geçirdim. Akşam maalesef tekrar panik atağa döndü iş. Çok ağır ilaçlar attım arkadaşlar. Sonra bir uyandım, işte 1,5 saat falan oldu uyanalı. Hemen duşumu aldım vesaire. Anca gelebildi video, kusura bakmayın arkadaşlar. Zaten bir haftadır biz hemen hemen bu düşüşlerden bahsediyoruz. Örnek vereyim, bakın 7 gün önceki video. Kapakta diyor ki önemli bir desteği kırdık. Ayı bayrağı çalışacak mı? Orada bu uyardık. Ondan sonraki kapağımızda tehlikeli sularda yüzüyoruz. Boğulma riskimiz var mı? Orada da değindik. Daha sonra haftalık kapanış nasıl geldi? Boğulma riskimiz var mı? Detaylı Bitcoin analizi orada da anlattık arkadaşlar. Hani haftalık kapanış güzel gelmedi diye. 2 gün önceki videomda da Bitcoin sert düşüşe mi hazırlanıyor? Bu detaylar kaçmaz. Orada da işledik konuyu. Ve dünkü videonun kapağında da gaza gelmek yok. Sabırla beklemeye devam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir düşüş geldi. Gördüğünüz gibi. Ve dün herkes bir yere bağladı bu düşüş. İşte şu oldu, ondan BTC düştü. Herkes bir haber bulma peşine gitti. Şundan dolayı düştü diye. Arkadaşlar bu düşüş bekleniyordu zaten benim tarafımdan. Size hep diyorum haftalıkta ilk defa dead cross yaptık. Gördünüz mü? Yani tehlikelidir ama insanlar bunu ciddiye almıyor. İşte daha önce olmadıysa niye güvenelim? Tam tersine arkadaşlar ben de 6 günlük grafikten de örnekler verdim. Dedim ki işte 6 günlükte de ilk defa yaptığında çok sert düştü. Aylar önce de 3 günlük dead cross'umuz vardı biliyorsunuz. Orada da insanlar alay aldı. Ne oldu? Yarı yarıya çakıldı. Tam dediğimiz şekilde yarı yarıya düşer dedik, yarı yarıya da düştü. Ama burada nereye kadar düşer? O biraz sıkıntı tabii ki. Çünkü şöyle diyeyim. Geçmiş verilere bakınca son dibin altına da iğne attığını gördük. Yani ne olabilir? 14 bine belki bir iğne gelebilir. İzleyip göreceğiz arkadaşlar. Ama şu an şöyle bakınca haftalık grafik bu. Bu gece haftalıkta CME'de kapanış var. Ve bu şekilde kapatırsa alçalan dip yapacağız zaten biz haftalık grafikte. Yani haftalık grafikte ne diyorduk? Yükselen tepe gelirse yükseliş başlar ve geldi. Şimdi de alçalan dip yaparsa tam tersi arkadaşlar. Yani eğer boğa sezonunda olsaydık bu alçalan dip olmazdı arkadaşlar. Yani bu gece CME'de bakacağız. Ani bir yükselişle 2000 dolar yukarı atabilirse gece kapanışından önce o zaman deriz ki he, tuzak. Ama böyle kapatırsa bu geceyi o zaman son teyidini de almış olacağız düşüşün. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu grafiğimizi bir süredir takip ediyoruz. Kanal grafiğimiz. Mavi çizgiyi çizdim. Oranın üzerine atmadıkça tehlike var. Ayı bayrağımız var ve hedefi nereydi? 21 bin dolar seviyesiydi. Gördüğünüz gibi orayı da deldi geçti. Yani minimum zaten 21 bin bekleniyordu arkadaşlar. Şunu bir kaldırayım, işimiz kalmadı. Ve orayı kırarsa dedik 20 bin dolarlar sıradaki hedef. Ve şu anda tam 20 bin dolardı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bu kanalları kopyalamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle kopyalayalım. Şöyle. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Bu kanallara başladığımızda şu bölgede başlamıştık biliyorsunuz şu bölgede. Kırılımlara göre kopyaladık. Yani bir strateji geliştirdim kendimce ve çok güzel çalıştı. Destek direnç olarak gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde çalıştı. Daha önce biz en alt çizgiye hiç gelmemiştik. Şu an altındayız arkadaşlar. Bu da ilginç. Devam edelim. Şimdi bu en alt kanalı bir kopyalayalım. Ne diyor bize? Nasıl bir ipucu verecek? Klonladık. Şöyle kaydıralım. Şöyle tam kaydırayım arkadaşlar. Ha, şu şekilde iyi gibi. Gördüğünüz gibi diğer kanalın alt çizgisine düşmüş. Şu anda destek noktasındayız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Gelişini almak mı lazım? Hani ben olsam biraz izlerim, acele etmem. Yani netice olarak altında da bir kapanış yapmış. Şimdi üzerine atmış. Daha kapanış gelmedi. 1 saat 30 dakika var. Diğer taraftan da bu pembe çizginin altında. Bu pembe çizgi de şu bölgede önemli destek olarak çalışmıştı. Gördüğünüz gibi.
Yani ben izleme tarafındayım. Şimdi bir tehlike var madem. Ne yapacağım? Dün de söyledim arkadaşlar. Ben trendin döndüğünü görmem lazım. Yani şöyle tepe, Alçalantepe, Alçalantepe yapıldı. Bir yerde de atıyorum şöyle yükselen tepeyi yapar. O zaman deriz ki ha dip yapıldı, yolumuza devam edeceğiz. Bunu anlamanın da bayağı bir şeyi var, süreci var. Yani bir süreçtir. Hemen bir günde belli olmaz. O yüzden arkadaşlar rahat bir şekilde ben süreci anlamaya çalışacağım. Eğer ben illa alacağım diyorsan, deneyeceğim diyorsan son dibe stop koyar denersin şansına 19.500'e. Atıyorum oradan dönmüş ya. Eğer dipse stopunu koyarsın. %2,5 zarar edersin. Şu an ben gerek duymuyorum buna ama sen kendi kararını kendin verebilirsin. Yani şu an hala negatif görünüm devam ediyor. Diğer grafiğe gelelim, bu grafik. Dün yorumlarda sürekli şey yazdılar. Hocam obo mu yapıyoruz acaba diye. Ben oboya değinmedim bilerek. Çünkü obo olduğunu düşünmedim. Şimdi obonun kuralları var arkadaşlar. Nasıl diyeyim size? Pardon. Şöyle. Malumunuz biz turuncu çizgiyi kırmıştık zaten, değil mi? Şimdi obo olması için boyun çizgisi arkadaşlar turuncu çizgi olması gerekiyor. Yani şöyle bak. Çapraz obo deriz buna. Şu şekilde buradan döner. Şöyle obo yapar arkadaşlar, tamam mı? Ama biz yükselen trendi kırdık ya mesela. Bu sefer neyi takip ediyoruz? Yatay oboyu. Yani şu şekilde. Mesela şöyle sol omuz, baş, sağ omuz da yatay olması lazım. Şöyle. Gördünüz mü? Yani paralel gitmesi lazım. Ve biz yükselen trendi kırdık. Paralel gitmesi için bunun üzerine atması lazım. O da öyle kolay bir şey değil. Yani ben de bunu baz alaraktan obo beklemedim açıkçası. Obo var, obo oluşuyor gibi insanları umutlandırmaya da çalışmadım. Çünkü hani bu çizgilerin kırılımı bana obonun olmayacağını söyledi açıkçası. Ve insanlar obo bekliyor diye longlamaya başladı. Longladıkça da düştü arkadaşlar. Birçok insan likit oldu. Belki şimdi short patlatmaya oynayacaklar. Dediğim gibi hani ilk grafiğimizde şu kanalda tutundu diyelim. Belki orta çizgisine 20.800, bir ihtimal 21.500. Oralara doğru gidip tekrar geri çekilebilir. Onu da short patlatmak için yaparlar. Ama yeterince short birikmediyse arkadaşlar devamını da getirebilirler düşüşlerin. Öyle düşünmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar haftalıkta dead cross'umuz var. Bu tehlikelidir. Niye tehlikelidir? Bir tarihi bir trendimiz var bizim. 2010 yılından başlayan bir yükselen trendimiz var. Ve bu trend boyunca bu ilk defa gerçekleşiyor arkadaşlar. Genelde dead cross'la trend dönüşümüne işarettir. Nasıl ki günlük grafikte dead cross oluyor, düşüş başlıyor. Bayağı sert düşüşler haftalıkta olursa daha sert düşüşler de gelebilir. Yani koca bir trendi bile döndürebilir. Biliyorsunuz yıllık mumlarda şöyle bir olay vardı. Yıllık kapanışta değindim ben size. Arkadaşlar tarihten beri ilk defa alçalan mum yaptık biz BTC'de. Yani ana bir boğadayız biz. Bugüne kadar her zaman boğadaydık aslında. Ayı piyasaları bile aslında boğa piyasasının düzeltmeleriydi gibisinden. Ve ilk defa alçalan mum yapıldı. Acaba bu trend dönecek mi diye bir teori attıydım ortaya, biliyorsunuz. Şimdi üstüne bir de haftalık dead cross'ta gelince arkadaşlar parçaları siz birleştirin. Yani bence tehlikelidir. Yani benim görüşüm bura dip olmayacak. Daha diplere gideceğiz. Ondan sonra tekrar mini bir rally yaşayacağız arkadaşlar. Yani örnek vereyim belki 20 bin, 30 bin, 14 bine düşeriz diyelim. Oralarda tutunup bir şekilde tekrar mini bir boğa. Ondan sonra asıl büyük boğa geldi derken herkes bir daha bir düşüş yapabilirler. Anladın mı? Bunları zaman gösterecek. Biz adım adım ilerleyeceğiz arkadaşlar. Hislerimize göre hareket etmeyeceğiz. Biliyorsunuz daha önce daha aylar önce biz söylüyoruz. Hani bu bölgelere gittiğinde karar vereceğim. Nakite geçip geçmeyeceğimi. Ve o an geldiğinde geçtim zaten arkadaşlar. Çünkü ben bunu tehlikeli buluyorum. Eğer bunu ciddiye almayanlar varsa onlara itibar etmeyin arkadaşlar. Bir şeyden anladıkları yoktur. Tether dominansına bakınca da arkadaşlar dün de bahsettim. Hani direncini kırdı, sıradaki dirence gidebilir diye. Oraya kadar da gitti 7.96. Bir ihtimal şu yükselen trendini retest etmeye doğru gider. Şöyle şu bölgelere 10.06 oraya giderse
Zaten daha önceki tepelerin üstüne çıkmış olacak. Bu da BTC yeni dip bile yaptırabilir arkadaşlar. Dikkatli olmak lazım. Dolar endeksine gelince de dolar endeksinde aşırı sert düşüşler var. Ona rağmen BTC'de de çok sert düşüşler var. Şimdi benim öncülüğüm her zaman BTC analizi yapmak. Bana derler dolar endeksine niye değinmedin falan filan. Bakın arkadaşlar eğer dolar endeksini ciddiye alsak ne oluyor? Ha, dolar endeksi sert düşüş yapacak arkadaşlar. Bitcoin yükselecek deriz. E ne oluyor? İkisi bir düşüyor arkadaşlar. Gördünüz mü? İkisi bir düşüyor. Yani kriptolar ayrı bir şey arkadaşlar. Hani bunlar hep ders niteliğinde bilgilerdir. Tamam, makro düzeyde büyük resimde etkiliyor. Ters hareketler yapabiliyor ama gün içi hareketlerde manipülasyon olur arkadaşlar. Çok manipülasyon olur. O yüzden BTC'de kırılımlar bence daha önemli. Şu anki adım ne? Mesela atıyorum kanalın altındayız. Gördüğünüz gibi. Yani sıradaki hedef de 18.700 gibi görünüyor şöyle bakınca. Eğer düşüşler devam ederse. Ne yapacağız? Biz günlükte yükselen tepeyi bekleyeceğiz. O gerçekleşmedikçe bekleyeceğiz. Acelemiz yok. Dileyen alır. Zarar kesini ayarlar. Ama ters de beklemez. Çünkü sert düşüşler gelirse ters de mahveder seni. Evet arkadaşlar, hani sizin için elimden geleni yapıyorum, bilin. Yani en ufak bir duygusallık katmıyorum analizimi yaparken. Mesela işte 2024'te yarılanma olacak, boğa sezonu gelecek gibi böyle hislerle analiz yapmıyorum. Oraya odaklı analizler yapmıyorum arkadaşlar. Hani şu an ne görüyorsam ben onu anlatıyorum. Gelecekte şöyle olacak, böyle olacak demen için olumlu. Yani bu öncelikle bu Dead Cross'un bir Golden Cross'a da bir dönüşmesi lazım. Onu da anlattık. Bayağı bir zaman alır onun Golden Cross'a dönüşmesi. Yani benim size önerim alayım uzun vade bekleyeyim yerine böyle tehlike zamanlarında nakitte bekleyip dip yapınca alıp yükselince satıp tekrar dip beklemek. Çünkü hemen boğa sezonu gelmiyor arkadaşlar. Yaptığınız karlar boşa gidiyor. Kimileri de boğa geldi diye gaza gelip yukarıdan alıyor. Geçen hafta mı ne işte gördüm bazı YouTuberlar bu coin çok zengin edecek. Zengin edecek altcoin sepetleri falan gibi başlıklar attılar arkadaşlar. Hani biz öyle bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Yani benim hayatta şu an yaşadıklarım ne kadar kötü olursa olsun arkadaşlar. Hani o ayrı. Bu analiz mevzusu ayrı. Burada ben başka bir moda girerim. Grafiğin içine girerim. Dünya ile ilişkiyi keserim zaten arkadaşlar. Yani analiz konusunda inanın gayet iyi ilerliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. İçiniz rahat olsun. Bu zor süreçte de hep yanınızda olacağım arkadaşlar. Yani daha önceki 45 bin düşüşünden de insanları koruduk. Şimdi de arkadaşlar 25 binlerde biz düşecek demeye başladık zaten. Yani %20 falan düştü. Belki daha da düşecek. O yüzden duygularınızla, hislerinizle hareket etmeyin arkadaşlar. Matematik gerçektir. Matematik çalışır. Arada seni saptırsa bile hani genel olarak çalışır arkadaşlar. Hani bir iki yanılttı diye vazgeçmek olmaz. Siz güvenmeye devam edin arkadaşlar. Uzun vadede sana en doğru yolu gösterecektir. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.